O ne ya? Abi şu kadının binmediği şey kalmadı ya, araba. Just getting tips from media here about whether or not I should wear Yeter the cap in the be. video. It was cap on, right? I don't know. I mean Yeter be. Yes. Umrunu avradını, bu ne lan? Oha çok güzel. This is the first Önü nasıl? Here, Oğlum arkası çok iyi değil mi? Allah aşkına önünü göster bir de. Stands for his Pinic, a V12 naturally aspirated engine. So it looks to the past ever hybrid Lamborghini. As Ah, hibritmiş. Looks to bring out İlk hibrit Lamborghini. Lamborghini. Vehicles. Hybrid at first of course, but as everyone, all the major brands Oğlum, look bu towards ne electric lan? powered Tam yok vehicles mu in önden the ya? future. This is the one that started it all its owners that no two Sians will be the same. If you order a Sian that looks like this and these colors, no other customer in the world can have a Sian that looks exactly like that. Okay, let's get down to the Çok dollars. iyi. All up, including taxes, it'll be around $2.5 million for the Sian. Half million dollars mı dedi? 500 bin dolar. Bu araba. Vergileri dahil. Two and a half mı dedi? It'll be around $2.5 million tamam o zaman. For the Sian. Çünkü bir an kalp krizi geçirecektim ve Amerika'ya ilk uçak biletini alıp yerleşmeyi düşünüyordum da. Sian. So 63, look, they've got a nice little 63. Bizde 2,5 milyona ne alıyorsun? SLS alıyorsun. SLS alabiliyor musun? Alıyorsun. Adam orada bunu alıyor. Ve 63 tane var sadece değil mi bundan dünyada? Anladım. What I think is kind of cool about this is because it has hybrid technology, for the first time in your life, you're gonna see a Lamborghini drive around in complete silence. Acun abi o ne lan? Bu ne? Lamborghini bu da. Lamborghini. Lamborghini. Gini. Lamborghini. Bu ne diyor bir saniye? Which you can see right here. See this on the roof here? This is actually like frosted so you can't see out, but when you're inside there's a button right here that like unfrosts it so that you can actually İçini göster içini. Top of the roof, which is quite cool. Just getting tips from media here about whether or not I should wear my cap for the video. It was cap one. First one inside. Wow. That's crazy. All right. Let's have a look. Thank you very much. Come join me. O basıp gitmedi mi? Join me. Oh my goodness. Okay. So 63. Peki basıp gitmedi mi? Oğlum. Here, so 00 out of 63. It is also the interior. It's really warm güzel ya. And it's a perfect contrast to the exterior. Arabanın konsolu bile karbon. Leather. The leather tone is called Terra Sant'Agata. Bir gittik geldik ne oldu öyle? Vans are the first time that the car manufacturer is using 3D printing technology. Ah. So they are coming out of the 3D printer into the car. Oh really? Okay, look at that. So these have all been 3D printed here. Yes. These air vents. Exactly. Right here. So it's the first time that a car yes. manufacturer has done that. And look at this center console. This is beautiful. İşte yazıcıyla fan well. Yapmışlar adamlar. Break, it recharges the electric power. So that when you come out of a the first Arabanın arkası çok iyi bu arada. Arabanın arkası çok iyi. Arabanın arkası çok iyi. Aha gidiyor. Os. Ne diyorsun ya? Oğlum bu ne ya? Ama çok yakar. Of bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Abi gerçekten arkası inanılmaz iyi olmuş.
Oha! Buraya bak. Bu ne lan böyle? Mitrain mi? Ne? Allah! Ne oldu öyle ya? Ona ne oldu öyle ya? Oğlum farların şeyi bile, önü bile karbon. 2,5 milyon dolar chat. 2,5 milyon dolar. Bugatti Divone'ymiş ya. Boştu. Oy, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir saniye, bu ne? Aha. Transformers. ...1500 beygir mi diyordu orası? O 1500 derken beygir olarak mı? Bu ne lan? Lambo'dan daha iyi bu arada. Lambo'dan daha çok mu sevdim mi? Ya, bilmiyorum. İkisi de çok güzel. Bu neymiş ya? 1500 motor, 1.5 Renault motoru var. Ha, anladım şimdi. Şimdi anladım abi. Moraller yine bozuldu. Tövbe estağfurullah. Sahibindendeki en pahalı araba ne kadar? Yok mu peki?
Bu nedir ya? Megatron oluyor. Bu neymiş ama ya? Tövbe estağfurullah. Dur bakayım. Bir de bu var. Cumhurbaşkanı olduğumda bundan alacağım. Bundan 4 yıl sonra Cumhurbaşkanıyım bu arada, haberiniz olsun. Yok pardon, 3 yıl mıydı? 23, 24'te olayım ben. Cumhurbaşkanı olup bundan alacağım. Bu işte kurşun geçirmez mi? Ağır zırhlı diyor. Peki bunun testi var mı? Mercedes, Maybach. Roket falan atıyorlar mı? Roket. Atmıyorlardır herhalde. Ama mermiyle test ediyorlar. Bullet. Dur bakalım. Roket de atmıyorlardır araba, evet. Çünkü biraz pahalı. Bu Maybach değil lan. Bu ne bu? Adam arabaya binecek mi gerçekten? Adam arabadaki el mi sıkacaklar? Aa! Oğlum kul yapımı lan bu, buna güvenilir mi lan, manyak? Kul yapımı lan bu. Elon Musk bile elinde şey taşı vurdu da kırdı şeyi. Trakı. Yani bence içinde adam yokken de test edilebilirdi ya. Gerek var mıydı bu adama? Çok iyi değil mi peki? Aynı yere iki tane sıkmıyor ama. Şuraya bir üç tane at bakayım ne oluyor tam şuraya. Heh, şu kanlar içinde adam çıkıyor. Hayat değerlidir, koruyun dedin de gittin bindiğin yere bak, ayı. Tamam şey olabilir, koruyor olabilir de kul yapımı. Bu neymiş ya? Şirketin salan ne olursa olsun. Bu camları bir tek Mercedes'e mi takabiliyorlar? Bir de uzun namlulu silahla sıkıyor. SVD galiba. Çok güzel patlamıyor mu ya cam? Böyle cup cup. Allah gitti, nereden vurdu arabayı? Bu cama çalışsana ayı. Üf, mermiye bak. Kapıya sıkıyor. Bu iyi ya. Çok iyi değil mi? Oha! Oğlum ne yaptı lan bu? M249 aldı geldi. Adam LMG ile girdi. Ama LMG'nin mermisi bunlardan küçük ki. Ama aynı yere çok fazla mermi düşürebiliyor. Camı bir tara bakayım o LMG ile ne oluyor. Şuraya 4-3 tane mermi atsa aynı yere gider ki. Gitmez mi acaba? Onlar ne? Mermi sayısı mı? Aynen.
Vay be. Mert fabrika çıkışı zırh. Mercedes Guard diye geçiyor. Videoların %90 aftermarket firmalar. S-Guard diye arat demiş. Gerek yok ya ona. İyiymiş. Rida Armor Test. Bunlar cam üretiyor herhalde Rida. Üf. Helal lan, tam ortadan. Helal lan. Vay be. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? 6 metre Mercedes Maybach. Abi bu ne? Bu gerdi. Aha yine aynı abla. Of. Abla sal artık ya. Bu nasıl araba oğlum? Bu ablanın binmediği kalmadı gerçekten bak. Bu ne lan? Bu araba prototip. Lan oğlum bu ne? Bu prototip falan herhalde. Böyle bir araba mı var? Bu ne lan? Oha! Oğlum arabanın içine bak! Oğlum bu ne? We didn't plan this very well. Dead of winter in a convertible. Okay, here we go. All right. Okay, we're gonna get up some speed. Lan bu ne? Oh, watch out, watch out. It's going more than 5 kilometers. Lan çok eğlenceli değil mi? Tese bak. Uzay mekiği gibi. Kadranlara. Oğlum çok iyi lan. Bu ne zamanın videosu? Yeni Şubat. Aa! Bu ne lan? Futuristic all these cars sound. Oğlum müzik arabada mı çalıyor, ben anlamadım. Gaza basınca müzik mi çalıyor? This steering wheel is freezing. I'm literally gonna have to peel my hand off it in a moment. Oh my god. So this is the geçen Drake buna mı biniyordu? Vision 6 Cabriolet. Bence oğlum bu araba var mı, üretildi mi bu? Bence bu prototip ya, böyle bir araba yok. Tok değil mi bu tok? Onlar silah mıydı? Onlar ne lan? Oğlum çatal, kaşık, bıçak var, what? Ya bu ne oğlum, nasıl ya? Bu ne lan? Şemsiye galiba bunlar. Oğlum yemek takımı var. Çeyiz dizmişler. Bu ne? Bu ne? Kadranlara bakar mısın ya? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl arabada hiçbir şey yok. Multimedya falan, ekran hiç, sıfır. Hiçbir şey yok. Direksiyon var, vites şeyler var. Pedallar, kadran bitti. O kadar. Kesin Bluetooth'ta bağlanıp da mı artık bilmiyorum. Line from Mercedes, and we are sitting in one of their incredible concept cars. This is a driver's Maybach, obviously. As you can see, it's not something that you're meant to sit in the back of and be chauffeured. You drive this and you feel the wind in your hair. All right, let me explain the car a little bit to you. Lan. So why is it called the Vision 6? Ana. So why... Ha bu ayna şey değil mi? Kamera olan ayna. Şurada bir ekranla mı, şurada mıydı? Şurada bir yerde şey gösteriyor şu kamera, normalde ayna değil de şurada bir yerde gösteriyordu. Çok güzeldi bu. Bir arabada daha vardı, Audi'de galiba. Oh, the Vision 6. Çok iyi.
because this car is actually 6 meters long. That is a really, really long car. Cabriolet here on the back, convertible. You see the back here, it kind of looks Togg'da like da vardı. Yeni arabalarda galiba hep var bu. Like this kind of very relaxed, stately feel. Gentleman-esque instead of like aggressive and like sporty and performance-based. Do you get what I mean? You've got the classic main grill here with the pinstripes. This is meant to remind you of like a pinstripe suit. And then you've got these beautiful like cat eyes here on either side. Lan oğlum böyle arabayla yani acayip. It's almost like a cat-like shark. If you could combine a cat and a shark. With like the teeth out. Look, we open the door here. Oha, koltuğa bak. That comes out. And then oha. Lan çok acayip ya. Çok şaşırıyorum şu an. Lan bu ne? Küvet gibi. Allah Allah. Bakar mısın? Bu ne la? Rahat değildir bu ya. Allah Allah. Konsept araba. Bence de öyledir yani. Mercedes badges here on the seat and they all light up. Bir de ışıklı mış. It's a two-seater. It's meant to be driven. It's not the kind of Maybach that you get chauffeured in. They've got a lot of different Maybachs coming out on the market. Recently, they launched their first SUV Maybach. The idea behind this design, you guys, is that this car could be considered beautiful in any decade. Like in 100 years time, you can imagine this would still be a stunning looking car. Oğlum çok acayip. Decade into the deck with all of the lights here running through the center console. Oğlum bu ne lan? The energy through the center of the car here. Oha, çok iyi. Bu ne oğlum? And then this is all going to be a screen. All the way along here, all the way through to the front, showing you what's happening out in front of you. You know, you can also interact with the car. Gerçi ekran yok değil mi? Arabanın komple her yeri ekran değil mi? Stats, they're looking at 4 electric motors, providing about 750 horsepower. Anladım. 0 to 100 in under 4 seconds. Anladım. And the range would be 750 beygir 4 saniyede 100'e çıkıyor. The other thing that they're really working on and they want to see this işte ondan dolayı. In a lot of their electric cars in the years to come. Elektrikli olunca işler değişiyor. None of us really want a 60 mile range. Kanka böyle bir araba yok ya. Working back 5 minutes. Plug it in, pull it out. Off you go. So that's all right. All right. I think that's it you guys. There's not much more to talk about on this car. It's pure concept. Just wanted to show you how beautiful the design was. Yeah, we've flown into Germany just to film with this car and another crazy 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 car. Ne la bu? O ne lan o? O var mı o? Ona bakacağım dur. O neydi ya? Bu muydu? Bu galiba. Yok. Ama bu da acayip bir şeydi içi. Dur bakayım. O neydi ya o? O araba. İçini göster, içi çok tuhaftı. Aa aynı içi diğer araba. Oo bu ne oğlum? Lan bu nasıl araba bunlar ya? Bu ne oğlum? Oğlum böyle arabalar var mıymış lan dünyada? Sinirlendim gereksiz. Oo bu ne? Çok güzel. Oha. Abi direksiyona bak. Of. Çok iyi. Çok iyi. Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Lan hazır command screen değildi. Şöyle komple yapın işte. Şurayı böyle komple dümdüz az önceki araba gibi olması lazım bence. Hiç çıkarıp. Ben o videoyu merak ediyorum ya. O ışıklı araba. Aha. Bu ne? Bu ne lan? Sinirim bozuldu gereksiz yere ya. This is the Vision AVTR.
But this is also kind of refers to Avatar the movie. Yes, this car was a cooperation between us and the people from Avatar. Ya oğlum. John Landau, Cameron and the whole design team. So that was mad. Incredible cooperation here. This car can crawl sideways like a crab. Look at that. Isn't that insane? This is the Mercedes Vision AV. Diyorum ya. First time. There are so many cool features about this car, but watch what the back does. What? That is crazy. Guys. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun Allah aşkına, bu ne ya? Look at all of these individual kind of I suppose hairs, they could be described as hairs or scales. It becomes a creature, right? When you're in driving mode, these will all kind of face down like this and the lights will be blue. But then as soon as you brake, did you see what happened then? It kind of acts as an air brake that all kind of goes up against the airflow and it turns red. And then when you're going around corners, it will kind of move with the vehicle. So all of this, look at this, look at this. Oğlum lan bozulur lan bu. So if depending on your mood, I'm going to talk vallahi about this bozulur bu ya. You connect with the car. The car is speaking to you and you're speaking to the car and the car knows exactly what mood you're in, what you're feeling. So all of this will be reflected in the back. Bundan 50-100 yıl sonra böyle arabalar mı olacak full? It will just kind of like stay. Biz 50-100 yıl sonra bunu göremeyiz ya. Bu dünya patlar abi, çok az kaldı. Is this car connects to the driver through their breathing. No, seriously. This is like the ultimate car of the future. This is why they say that, because when you put your hand here on the car, it responds to your hand. Look at that. Allah Allah. Recognizing your heartbeat, it will actually pulsate with you. Allah Allah. It will project onto your hand, scan your veins and your heart and know exactly which person is sitting in this, I suppose you call it the driver's seat. Bir şey soracağım. Direksiyon yok mu? There's no like traditional function. Beyni okuyor herhalde. Öyle bir şey. Oğlum bu ne lan? Aa yeter artık. Like display right in front of you telling you all of the stats etc. Herhalde beyninle gidiyor araba hani. Allah Allah. Then now you can actually control the car. Evet oradan kontrol ediyor. Aa. Right, you turn the wheel with this. You see that? This is quite a cool design feature. I've never seen this before either. You see how the back seat here kind of arches all the way over the top of the passenger's head and then it becomes your headrest in the front. All right, you guys, that's it. Massive thanks to Mercedes. Please like the video, subscribe to the Supercar Blondie family. We've got so much more. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Dubai's World Island Private Mansion Tour. Abla artık arabaları bırakıp evlere mi ziyarete gidiyor? This is where I would hang out. Dubai'de 25 milyon dünyanın en pahalı ada yok. Dubai's World Island'ın evet. Abla bırak daha fazla moralimizi bozma ya sen bizim. My new supercar delivery. Heh, araba almış. Bakayım ne arabaya biniyor. Tahmin edin araba ne? Her şeye benziyor. Lambo mu? Bence Aston Martin. Ya McLaren de olabilir. Bence Lambo değil. McLaren olabilir. McLaren.
Şivan mı bu? O Arapça mıydı? Bu kız Dubai'de mi yaşıyor? Yo, Arapça. Bu Arapça bir şey mi yoksa öyle figür mü? La bu. Isn't she beautiful? Oh my god, I'm super stoked about this. Super stoked. Never in my life did I think I would be in a position where I could actually buy a brand new 720S. So this is a big moment for me. I do not take this for granted. Dubai mi yazıyordu orada, tamam. Thank you guys so much. Dubai'de çok ucuz ama arabalar ya. Yine de McLaren. For being part of my Supercar Blondie family, and a special mention to my notifications gang. Thank you guys so so much for turning on your notifications and being the first to see my vids. Kaç izlenmiş bu video? Hit the subscribe button because I've got some. McLaren bana araba gönder ya. Ben 10 milyon izleteceğim, söz. You're gonna see me like söz ya. Here and there, and I'm nearly already drenched because it's currently 45 degrees in Dubai. Here you go, mate. Thank you. 90% humidity, and I heard on the weather forecast. I'm gonna completely redo that. All right, this is the moment. Abi ya, şöyle bir arabanın koltuğundaki poşetleri bile ilk senin söküyor olman. Tövbe ya Rabbi ya. Aa bak, şey geçiyor. Clio geçiyor mesela şu an burada. Bam diye vurmadım peki altını? Ha, böyle arabaları nasıl kullanıyorlar ya? Nasıl kullanabiliyorlar yani, nasıl? Gerçi orada Dubai'de falan kullanırsın da mesela Türkiye'de böyle bir araba kullanan yok gerçi. Burada en fazla Lamborghini var. Aventador mu? Yok, şey, diğeri Huracan mıydı? O ucuz olanı. i8 var. SLS var bir iki tane. Porsche ne lan Porsche? Her yer Porsche artık. You want doors like this? I loved Lucy, my old Hurricane. She had normal doors, which is actually makes driving around quite easy. Komedyen 51 ay olmuş, iyi yayınlar başkan demiş. İyi seyirler kardeşim. Mert Rolls-Royce'u var, Rolls-Royce'u da var ablanın. Aa, bu ablanın çok iyi ya. Just look at this beautiful side profile. 0 to 100. Bugatti'den var. Bugatti nerede gördün ya Bugatti? How freaking crazy is that? So Lucy was Ferrari ucuz. Bunlar ucuz abi, Ferrari falan. Bunlar ekstra arabalar şu McLaren. Most affordable supercar. En şey alınabilir supercar buymuş. Ne bu? Apex AP bizde yok. Supercar Blondie here in Dubai. Bursa'da Bugatti çok var. Nasıl bir cümle ya? Nasıl Bugatti Bursa'da çok olabiliyor ya? Çok var dediğin kaç? Bir tane. O nasıl bir cümle yani? Hiç mantıklı bir cümle değil yani o. I've got some exclusive footage for you today. I'm super excited to show you this. So the deal is. Bu ablanın parası babasından geliyor zaten. Ulan kızın SRC'sine kadar şey yaptın mı? Babasını nereden biliyorsun? Baget anladı o. First things first, the look of this car is inspired. Bilmiyor mu? Böyle evden mi yapıyor? Yo evet. Niye evden yapıyorsun abla, gidip binsene. Ya böyle tadı çıkmıyor onun işte. I am shopping for Dubai'de yine I got a new Ford GT. Ha oğlum, bu sürekli her ay bir tane araba mı alıyor bu? Ne bu ya? O ne oldu öyle ya? Lan oğlum, sürekli her ay araba mı alıyor? O nasıl arabaymış, Ford'muş? Alırsın Ford olursun mort muydu, öyle bir şey vardı. Give you that derken bana mı veriyorsun? Oğlum bırak Allah aşkına, dalga mı geçiyorsun ya? Chat. Bak, terk edilmiş süper araba. Abi bak,
Dubai'de bir yer nerede duymuştum onu ya. Kredi çekip mesela çok kolaymış burada kredi olayı falan. Alıyorlarmış arabayı sonra bırakıp gidiyorlarmış arabaları. Bu araba ne olmuş lan? Ne bu Ferrari California mı? Aynen. Üf. Or abandoned supercars. Buradaki sarı Mercedes iyiymiş. Just find the nicest supercars that have ended up in a scrapyard. Onu ne arvadını bu ne lan? Junkyard in Dubai. The cool thing is you can actually buy them. All of these go on auction online and you can put in a bid and get a bargain. California tea. I've had a look at the second hand market here in Dubai. The cheapest California tea you can buy. Mercedes logosunu sökmüşler. At the moment is around $100,000. It's a 2015 model with about 22,000 kilometers on the clock. This one here, Rohan, this is Rohan guys. So the starting bid of this one will be like the starting bid of the bakalım başka ne var? Two head to handle. Ne lan? Bu kadın bir de şeye mi katılmış buna? Too hot to handle Harry is going to get super. Ha benim dövmesini şey yaptırmış. Yeah. 200 dolarlık homemade Ferrari mi? Ev yapımı Ferrari mi 200? What's up guys? It's super car. Ha. Nasıl olmuş? Guys, the door. Peugeot'un bir reklamı vardı onun gibi. Abi bunlar çok sinir bozucu videolar değil mi ya? Ha bu da ablanın Rolls Royce'u mu? Aynen. Bunlar çok sinir bozucu videolar. Hiç hoş değil yani. China's most futuristic car gadget tested. RS-S3 lira gözlerim doldu. Ağlıyorum ve kapının önünde duran Şahin'e bakıyorum. The McLaren. Da bu ya. This is actually solar powered. Bir aletmiş. Arabanın üstüne koyma onu. All right. Arabayı yıkıyor falan deme şimdi bana. Aha, patlıyor. Güneş enerjisiyle çalışıyormuş. And then, check this out. It has its own little remote. Boom. Okay, watch this. O ne oluyor lan? Ha arabayı kapatacak. Ben güvenip böyle bir arabaya böyle bir şey yapmazdım. Ulan yine sen seriyorsun. Ben kendisi kaplıyor falan gibi bir şey sandım. Most futuristic diyor. Sadece ortada duruyor ve etrafına açıyor şeyini. Lan ben de bir şey oluyor sandım ya. Vay anasını avradın. Harbiden lan. Sanırım 2150 falan yılındayız ya. Ne oluyor ya? Bu teknoloji geldi mi ya? Ne bu? Neydi o yapay zekanın adı? GT B15 mi bu? Ne bu ya? Yine uğraşıyorsun abla. Aa bu kadını tofaş sürdü. Evet evet izledim. Aha yetmedi al işte. Müthiş teknolojiymiş ya. Allah aşkına. Arabaya yazık lütfen ya. Tek avantajı hızlı topluyordur odur. Tak diye aynayı alıp gitmedi mi? Faster. Aha sinirlendi bir de. Abla Allah aşkına bununla uğraşacağına ver valeye şu. Gerçi bu arabaya da valeye bindirmezsin ya. Bu arabaya kimseye bindirmezsin bu arabaya. Doyma artık şunu arabanın üstüne yeter. Just dangling on the side of your car. Ne yaptı öyle şimdi? Yeah. Abla seni
kandırmışlar galiba ya. Supercar Blondie Tofaş. Abla nereden nereye be ha? Drive it. Doğan abi. And yeah. See how we go. Hi, merhaba. How are you? Nice to meet you. Yay! Oh my god. Oy. Ah, teşekkürler. In the back there a few options. Canım çekti. In the booth. Benim canım baklava çekti ama. This... Zorlaman lazım. How the hell is it open? Ah, there we go. Look, you can actually hang your clothes. Abla biraz sert olman lazım. Them, you know? So it's perfectly practical, really. One, two. Why do you have so many cleaning things? Renkli. Abi de. Niye bu kadar çok var? Bu kadar çok niye? Bu sadece cam, windows. Yeah. So for every different part of the car, he's using and a different. Sadece cam. Sadece ışık. Çok iyi. Eysiri. Oh my goodness. So you love this car, hey? Işıkları %100'e getir. Arabanı çok seviyorsun, değil mi diye? Very. This is your baby. This senin bebeğinim bu diyor. Evet. Oh wow. Okay, I've never seen so. Which one is better? Yeah. Wife or the car? Oh. Turkish. Oh, hello. Yeah. This is crazy, guys. I've never seen someone look after their car this well. I mean, and I'm talking, you know, Ferrari, Lamborghini. See what? Oh, yeah. Şu an açık. It's open now. What's oh, this open? One closes it? Look exhaust? At this! Look at this! So this is not an open close button for the car, like an unlock lock button. This is actually opening the exhaust and closing the exhaust.